Herkese kamışkanız, bu sıra haber size bir bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta 1.19.50 sürümü geldi ve bu sürümde yeni şeyler eklendi. Ama bizi ilgilendiren tek konu yeni execute komutunun gelişi. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim, yeni execute komutu geldi oyuna. Şimdi göstereceğim eski execute ile farkını. Herkese videoyu geçen önce like atıp abone olmayı unutmayın. 20 like bekliyorum ve sizler beraber 2600 abone olduk. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Discord sunucuda gelirseniz açıklamada linki var. Eğer hala gelmediyseniz gelebilirsiniz. Oraya isteklerinizi, sorularınızı veya sohbet için de gelebilirsiniz. Herkese de videoya geçelim. Evet arkadaşlar, önce şöyle slash execute yazayım ve gördüğünüz gibi burada upuzun bir şey çıktı. Run rotated positioned in fidging at s uncharted align ve if ve unless geldi. Bunlar execute komutu bayağı geliştirdi. Aslında bunlar Java'da daha önce vardı, Java Edition'da, Java sürümünde. Ama Bedrock'ta şu şekilde, örneğin execute at a, at s, at e falan, yani bir selektör birisini seçiyordunuz. Ondan sonra 3 tane şu işaretten koyuyordunuz. Yani koordinat giriyordunuz. Sonra komutunuzu falan yazıyordunuz veya detek yazıp devam ediyordunuz. Zaten komut okulunda kullandığım execute komutunu biliyorsanız, yazılım şeklini de biliyorsunuz da, ama bu yeni execute komutunda bayağı yeni şey geldi. Örneğin run normal komut çalıştırıyor. Öne rotated, işte bakış açısını falan, burada iki değer falan giriyorsunuz. Positioned in bir hatta şöyle yazayım, in yazıp burada nether, overworld ve the end, yani hangi dünyada olduğunu veya hangi dünyada çalıştırılacağını seçiyorsunuz. Örneğin nether derse nether'da çalıştırılacak bu komut. Örneğin şöyle şey deyip run deyip burada yazacağınız komut nether'da çalışacak gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Veya burada fetching at s uncharted align if ve unless var. If örneğin şöyle, if kullan zaman bir şey kontrol ettiriyorsunuz aslında. Yani en basit şekilde böyle anlatabilirim. Şöyle örneğin blok dediğin zaman ve burada koordinat girdiği zaman, belirlediğiniz koordinatta o blok varsa, hatta örneğin 10 koordinatında stone varsa, burada gireceğiniz komut çalışıyor. Örneğin burada tekrar bir if çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin bir if daha çalıştırırsanız, hem orada bir taş varsa, hem de entity diyelim, hem de player Hasan 1903 varsa, sonra run deyip bir komut çalıştırabilirsiniz. Yani böyle bayağı detaylı bir şey ve bayağı yapılabilecek şeyleri büyüten bir şey. Normalde eski execute komutuyla az bir şeyler yapılabilirken, bu execute komutuyla bayağı sınırları büyütüyor. Bu arada execute komutu bilmiyorsunuz, şu an kartlarda çıkan videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım eski execute komutunu. Eğer tam neyden bahsettiğimi anlamak istiyorsanız o videoya bakabilirsiniz. Neyse, işte execute komutu bu şekilde. Şimdi bu eklendiği için eski yaptığım komutlar veya sizin eski yaptığınız komutlar çalışmayacak artık. Bu yüzden yeni execute komutuyla değiştirilmesi gerekiyor. Ve yakın zamanda, hatta bu komutu tam öğrendiğim zamanda, çünkü şu an bu komutu tam bir şekilde bilmiyorum, yavaş yavaş öğreneceğim. Eğer bu komutu tamamen öğrendiğim zaman bu komut hakkında detaylı bir video çekeceğim, nasıl kullanılır hakkında. Siz de o videoya bakıp kendi komutunuzu yenileyebilirsiniz. Ama öğrenmem de biraz uzun sürebilir ve yeni çekeceğim komut okulu videolarında öğrendiğim kadarıyla yeni bir şeyler yapmaya çalışacağım. Veya farklı içerikler, yani mod tanıtımı veya başka videolar, MCP teknik serisinden videolar çekebilirim. Ya da bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla yeni videolar çekmeye çalışacağım. Siz de eğer video fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu konu hakkında sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya Discord'dan özel olarak da sorabilirsiniz. Herkese videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp yorumlara ne videolar çekmeyi istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.